Merhaba sayın seyirciler. Şimdi Ronaldo'nun arka saçında neden iki çizik olduğunu izleyeceğiz. Hemen videoya başlayalım. Ama başka şeyler de bahsedebilir. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Taraflı tarafsız herkesin de kabul ettiği gibi Ronaldo son dönemlerin en iyi futbolcularından biri. Yaptığı başarılarla ve attığı gollerle kimilerine göre dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu. Onun bu başarısı sadece futbolda kalmadı. Oynadığı reklamlar ve kısa klipler ile büyük dikkat çekti. Yakışıklılığını her ne kadar dile getirmek istemese de futbol sevmeyen kadınların bile hayranlık duyduğu bir isim haline geldi. Ronaldo'nun futboldaki başarısına yorum yapmak bile kelimelerle anlatılmaz. Ancak Ronaldo, kalpleri sadece oynadığı futbol ile değil, özel hayatıyla da ve yaptığı örnek davranışlarıyla da büyük beğeni topluyor. Dünyanın en iyi futbolcusu olmak için önce iyi bir insan olmak gerektiğini düşünen en az sayılı insanlardan biri. Onun bu tutumu belki de diğer futbolculardan daha çok sevilmesini sağladı. Her zaman fırsat buldukça yardım etmeye çalışan Ronaldo, bunu genelde gizli olarak yapmaya çalışsa da ister istemez medya ortaya çıkarmayı başarıyor. Geçmişte Ronaldo, Filistinli çocuklara yardım elini uzatmış ve Ramazan bayramı nedeniyle 2 milyon dolar bağışta bulundu. Bununla da yetinmeyen Ronaldo, 2012'de kazandığı altın ayakkabı ödülünü açık arttırmayla satışa çıkarmış ve elde ettiği 1,5 milyon euroyu Filistinli çocuklara bağışlamıştı. Fakir bir aileden gelmişlerim ve babası o 20 yaşındayken ölmüştü. O yüzden nereden geldiğini asla unutmayan ender insanlardan biri. Filistin'e ve oradaki okullara ve Afrika'daki aç insanlara yardım eden insanların en başında gelir. Ronaldo'nun vücudunda hiç dövme olmamasının sebebi ise her 2 yılda bir kan bağışı yapmasıdır. 2016 yılında ailesini bombalı saldırıda kaybeden 5 yaşındaki Filistinli Ahmet Davafsa'yı İspanya'ya davet etti ve yardımda bulunarak yine gönüllerde tank olmayı başardı. Her yönüyle dikkat çektiği için Ronaldo dünyanın en fazla hayranına sahip olan futbolcusu. O yüzden yaptığı her hareket veya her tarzı büyük dikkat çekiyor ve hep merak ediliyor. Geçtiğimiz dönemlerde Ronaldo'nun arka saçında 2 çizik vardı. Pek çok insan bunu moda tarzı olarak yorumladı. Onu iyi tanıyanlar ise başka nedenleri olabileceğini çok iyi biliyordu. Medyada konuşulunca Ronaldo'nun bu saç tarzı çok büyük sır olarak dolaşmaya başladı. Her ne kadar Ronaldo bunu anlatmaktan kaçınsa da asıl gerçek ortaya bir şekilde çıkarıldı. Bildiğimiz gibi Ronaldo, kanser hastalarına özel bir zaafı var. Çok sayıda kanser hastası özellikle çocuklara yardım eder. Bu saç stilini yapmadan önce kanser olan bir tane çocuğun tüm tedavi masraflarını ödedi. Ronaldo'ya hayran olan o çocuk ameliyattan başarılı çıksa da kafasının arkasında 2 yara izi vardı. Kendisini çok sevdiğini bilen Ronaldo, bu sevgiyi karşılıksız bırakmak istemedi ve çocuğa moral olsun diye onun gibi kafasının arkasına 2 çizik attı. Çıktığı her maça da böyle çıktı ve kanserli çocuğun sevgisini hep başında hissetti. Sadece bu çocuk ile kalmadı. Yine bir müddet sonra çok ile karşımıza çıktı. Hatta pek çok insan bunu yeni moda olarak yorumladı ve aynısını yapmaya çalıştı. Ancak Cristiano Ronaldo'nun bu yeni saç stilinin ardındaki sebep ise yine duygulandırdı. Zaman zaman saç şeklini değiştiren ve değişik şekiller veren Ronaldo, bu kez saçını yan tarafına zikzak işareti çizdirmişti. Herkes Ronaldo'nun bunu bir moda akımı yaratmak için yaptığını düşünse de, aslında Portekizli yıldız bir minik hayranını sevindirmek için yaptırdı. Eric Ortiz Cruz isimli minik bir hayranını geçirdiği beyin ameliyatı sonrasında kafasında oluşan ameliyat izine bir jest yapmak amaçlı saçını o şekilde kestiren Ronaldo, minik çocuğun ameliyat masraflarını da üstlenmiş. Tabi bunlar medya tarafından bir şekilde öğrenilen yardımlardan bilinen birkaçı sadece. Her yıl mutlaka yardıma muhtaç olan insanlara yardım etmeyi asla ihmal etmiyor. Nepal, Endonezya ve daha çok ülkede yaşanan felaketlerin ardında Ronaldo hep yardım elini uzatmış ve bağış yapmıştır. Öyle ki kimileri için inanması zor olacak fakat 2 milyon euroya Rio'da mahalle satın aldı ve satın aldığı mülk yoksulların yaşadığı favela adı verilen mahallelerden biriydi. Bütün araziyi alan Ronaldo, buradaki kiracılara kira ödememeleri için kendilerini bağışladı.
hatalar oluyor ya da futbolda kimlerine göre çok iyi bir futbolcu değil. Ancak ister sevin ister sevmeyin Ronaldo bu yönüyle her türlü saygıyı hak ediyor. Ronaldo gerçekten tüm futbolculara bu yönüyle büyük bir ders vermekte. Tek dileğimiz böyle futbolcuların daha çok olması. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Videoyu paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Video izledik, çok güzeldi. Beni izlemeye devam edin, hoşça kalın.